Parasız bir adada ne kadar paranız olursa olsun herkes eşittir. Bu çok ciddi. Bir uçak kazası. Ama Helen şanslıydı. Elinizde bir paraşüt varsa güvendesiniz. Ama hiçliğin ortasında yalnız olmak çok korkutucu. Merhaba. Biri yardım etsin. Panik yapmayı bırak. Kimse yardım etmiyor. Devam et. Helen güçlü. Kesinlikle iyi olacak. Daha yükseğe çıkalım ve bakalım neredeyiz. Biraz daha. Oh be, işte geldik. Etrafımıza iyi bir göz atalım. Ama burada sadece Helen olmadığı ortaya çıktı. Başka kurtulanlar var. Ebrar iniş konusunda o kadar şanslı değildi. Merhaba, buradayım. Yardım edin. Orada kim var? İnsanları gördüm ve çok sevindim. Sana yardım etmeme izin ver dostum. Yakaladım. İniş yumuşak oldu. Birlikte hallederiz. Planımız ne? Önce biraz yiyecek ve su bulmalıyız. Karada bir şey olmalı. Bak Helen, bu benim çantam. İçinde çok faydalı şeyler var. Çabuk aç şunu. Bir tarak. Hayır. Makyajımızı başka zaman yaparız. İndirim kartı mı? Mağazaları olmayan bir adada mı? Hayır, bırakamam. Aa evet. Bu daha iyi. Bir çakmak. Hayır Helen. Bu çok daha iyi. En sevdiğim ruj. Şimdi Ebrar ıssız ada maceralarına hazır. Yürüyüşe çıkmak ister misin? Bakın hava ne kadar güzel. Öyle. Görünüşe göre Ebrar çok fazla soruna neden olacak. Kibrit olmadığı için eski yöntemlerle ateş yakacağız. Büyüyle ateş yakalım. Bırakalım Helen ne isterse yapsın. Ve Ebrar'ın daha önemli bir şey yapmasına izin verelim. Vay canına. İşte Helen bak. Törpüyle birkaç hamle sonrası yangın çıkıyor. Hem de büyücülük olmadan. Vay canına. Çok iyi. Bu kötü bir başlangıç değil. Eyvah. Yağmur nereden geldi? Bunu sen yaptın Helen. Ateş yerine yağmur. Evet. Biraz abartmışsın. Burası çok sıcak. Keşke soğuk bir içecek olsaydı. Bekle. Bulmanın bir yolu var gibi görünüyor. İzcilikte bana öğrettiklerini hatırlamak zorunda kalacağım. Keskin bir taş bulalım. Tamamdır. Şimdi iyi bir ağaç. Burada bir yerlerde öz su olmalı. Sadece kabuğu taşla delelim. Deliğe bir yaprak koyalım. Ve keyfini çıkaralım. Hey Helen, ne yapıyorsun? Ebrar, yine mahvettin. Bize su getiriyordum. Neden? Bak, Hindistan cevizi smoothie'si yaptım. Afiyet olsun. Şuna bak. Helen neden bunu düşünmedi? Her hurma ağacının altında bir Hindistan cevizi var. Çok lezzetli. Ağaç özünden çok daha iyi. Keşke şimdi öğle yemeği yiyebilsek. Belki o çantada başka bir şey vardır. Bu bir telefon. Bu yardımcı olur. Merhaba. Şimdiye kadarki en büyük pizzaya ihtiyacımız var. Adres ıssız ada. Bu telefon mu? Onu bana ver. İşe yaramaz. Telefonun şarjı bitti. Telefonu geri al Ebrar. Açız ve çevrim dışıyız. Pizza gördüğüm için çok üzgünüm. Yoksa gerçek mi? Bence bizim için hala umut var. Bu ada çok eğlenceli. Ama neden tuvalet yok? Çantamın para dolu olması iyi bir şey. Ebrar zengin görgü kurallarını unutmak zorunda kalacak. Çalıların içine gir. Bu daha iyi. Ama kimse bu konuğu buraya davet etmedi. Defol buradan canavar. Bana yardım et. Helen, orada kocaman bir canavar var. Evet, evet doğru. Küçük bir örümcekten mi korktun? Buna ihtiyacım olacak. Adadan çıkar çıkmaz. Sonunda zengin olacağım. Çalılarda saklanacak zaman yok. Akıllı davranmalıyız. Ağlama zamanı. Ebrar aptalca bir şey yapmayacak. Burada oturup parasını saymayı tercih ediyor. Ve Helen'in bir mızrağı var. Bir kılık değiştirmeye ne dersiniz? Savaşa hazır. Bu iyi bir fikir.
Makyajımı düzeltmekten zarar gelmez. Ve bu kömür bile işe yarayacak. Güzel eyeliner çekebilirim. Artık Ebrar'da savaşa hazır. Hadi gidelim. Helin, beni unuttun. Seninle geliyorum. Bu adada yiyecek bir şey yok. Bekle. Ne şanslıyız. Bu bir arı kovanı. Ve bal iyi bir besindir. Hadi onu almaya çalışalım. Tehlikeli olabilir. O yüzden çubuğu kullanacağız. Eyvah. Arılar pek arkadaş canlısı değil. Bu bir problem. Beni rahat bırak. Maalesef bugün öğle yemeğinde bal yiyemiyoruz. Burada bir arı var. Temizleyelim. Bekle. Bu harika bir fırsat. Bir adada bile güzellik bakımları var. Birkaç arı sokması sonrası ve dudaklarım harika görünecek. Olamaz. Bana göre değil. Sıcaktan bıkan sadece Helin değil. Bir yelpazeye ihtiyacım var. Sorun değil. Çantam para dolu. Ama bir banknot yetmez. Bu da işe yaramayacak. Şimdi bu gerçekten pahalı bir yelpaze. Aa Helin, yardımına ihtiyacım var. Şimdi ne var Ebrar? Yelpaze olarak çalışmak ister misin? Olmaz. Bu nasıl? Bu yeterli değil Ebrar. Buna ne dersin? İşte bu reddedemeyeceği bir teklif. Bu bir servet. Tamam Ebrar, anlaştık. Şimdi burası 5 yıldızlı bir ada oldu. Bu ormanda çok yalnızım. Ebrar'la konuşmak eğlenceli değil. Bir ananas bile daha iyi arkadaş. Bir fikrim var. Meyveyi süsleyerek başlayalım. Bu daha iyi. Dostum, artık yalnız olmayacağız. Hadi seni Ebrar'la tanıştırayım. Helin, afiyet olsun. Olamaz. Gördün mü? O bir canavar. Merak etme, sana zarar vermeyeceğim. Bu kötü kadından saklanacağız. Helin çok daha. Neyse. Benim için daha fazla kalır işte. Rahatlatıcı bir masaj zamanı. Ama Helin neden bu kadar gürültülü? Dikkat dağıtıyor. Ne var? Şu deniz kabuklarına bak. Onlardan bir ev inşa edebiliriz. Evet, çok güzeller. Onları nasıl kullanacağımı biliyorum. Sadece izle. Gel ve gör Ebrar. Ben arkadaşlarımla biraz sohbet edeceğim. Ben hazırım Helin. Ne düşünüyorsun? Vay canına. Çok yakışmış. Bu adada yapacak bir şey yok. Neden bir defile yapmayalım? Ve Ebrar podyuma çıkıyor. Bu kesinlikle harika. Ama ananas arkadaşları pek mutlu değiller. Ebrar'a hala kim besliyor olmalılar. Kızlar ne zamandır bu adada? Yıllar olmuş gibi geliyor. Eve gitmek için sabırsızlanıyorum. Ebrar, duydun mu? Bu bir uçak. Acele et. Oturmanın vakti değil. Yardım çağırmalıyız. Hey, yardım edin. İmdat! Buradayız. Helin yardım çağırırken Ebrar hazırlanıyor. Kurtarıcıların onun güzel göründüğünü görmeleri gerekiyor. Hemen makyajımı düzelteceğim. Artık hazırım Helin. Kurtarıcımız nerede? Yardım edebilirdin. İşe yaramadı. Gittiler. Hindistan cevizi beni tok tutmayı başarmadı. Çok açım. İyi misin Helin? Aa evet. Kurabiye. Ben iyiyim. Ama şimdi seni yiyeceğim. Belli oldu. Bunlar açlık halüsinasyonları. Hey, ne yapıyorsun? Ebrar, kaçsan iyi olur. Helin düzgün bir öğle yemeği yeme fırsatını asla kaçırmayacak. Bekle. Arkadaşlarını yiyemezsin. Ne karışık bir orman. Umarım burada kaybolmam. Ama öyle olmadı. İşte medeniyet. Başından beri kurtulmaya çok yakınmışız meğer. Hey, birisi yardım etsin. Farklı yaşam tarzları ile ilgili yeni hikayemizi sevdiniz mi? Issız bir adada kiminle olmak isterdiniz? Yorumlarda bize yazın. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum Select'teki yeni videoları kaçırmazsınız.